değerli üyeleri, kıymetli daire amirleri, basınımızın kıymetli mensupları. Sönmez bu şafa, taza yüzen alsancak. Erken çocukluk eğitim hizmeti yaygınlaştırma hedefleri kapsamında Alaplı ilçemizde hayırsever Kemalettin Yaman'ın destekleriyle yapılmış olan 3. Bağımsız Anaokulumuz çok önemli bir ihtiyacı karşılamıştır. 4 derslikli bakanlığımız tip projesi uygulanan okulumuz 1,5 trilyon liraya mal olmuş ve çevre düzenlemesini il özel idaremiz tarafından yapılmıştır. Okulumuzda 92 öğrenci eğitim öğretimi yapmaktadır. Alaplı Özel Eğitim Uygulama Okulumuz öncesinde Alaplı Kız Meslek Lisesi olarak kullanılmaktaydı. Kız Meslek Lisesi'nin taşınması ile birlikte tadilata giren okulumuz deprem güçlendirmesine girmiştir. İl özel idare... Çocukların okul çağına geldiğinde daha iyi eğitim alabilmeleri için İstanbul Etiler'de bulunan özel bir ilkokul ve anaokulu eğitimlerini tamamladılar. Benim için anaokulun önemi o dönemlerden gelmektedir. Tüm çocukların muhakkak okul öncesi eğitim almaları gerekmektedir. Çocuklarım Türkiye'deki eğitim hayatlarını tamamladıktan sonra Almanya'ya yanımıza geldiler ve iş hayatlarına atıldılar. Yıllarca Almanya'da çalıştıktan sonra memleketim Alaplı'ya dönerek beni yetiştiren bu topraklara bir miras bırakmak istedim. Hayatın sadece çalışma, para kazanma olmadığını, hayatta çok daha önemli duyguların olduğunu, bu ülkenin kaderini, geleceğini değiştirebilecek çocuklarımızın en iyi şartlarda eğitim hayatına başlaması gerektiği hiçbir zaman unutulmamalıdır. Ben de bu duygularla, yıllarca kazandıklarımla vatanıma faydalı olabilmek için en küçük çocuğum olan Kemal Can ile kendi adımın birleşimi olan Kemalettin Can Yaman anaokulunu yapmaya karar verdim. Okulumuzun Alaplı'mıza, memleketimize hayırlı uğurlu olmasını dilerim. İnşaat Sayın Ayhan Akman Bey'e teşekkürlerimi sunarım. Tekrar hayırlı uğurlu olmasını dileğiyle hepiniz saygıyla selamlıyorum. Öğrencilerimizin topluma kazandırılmasına ve ailelerinin yükünün hafifleteceğine inanıyorum. Eğitim camiasına, Alaplı'mıza ve öğrencilerimize hayırlı olsun. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ediyorum. Sesin artmasına büyük bir katkı sağlayacağını düşündüğümüz bu iki okulumuzla birlikte özellikle okul öncesi eğitimlerde ilkokulların ana sınıflarına sıkışmış olan çocuklarımızı bağımsız bir anaokuluna yine kaynaştırma sınıfları adı altında okullarımızda eğitim gören çocuklarımızı bağımsız bir özel eğitim uygulama okuluna kavuşturmuş olduk. Bundan dolayı mutluyuz, gururluyuz ve heyecanla beklediğimiz bu yatırımlarımızı inşallah bugün açmış olacağız. Değerli konuklar, ben çok sözümü uzatmak istemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Hayır işi kolay bir iş değil. Aslında hayır işi er işidir. Herkesin bunu yapabilmesi için kerem sahibi olması, ihsan sahibi olması gerekir. İyilik, marifet, bilgi, emek, para paylaşılmakla çoğalır. Bunu yapabilmek ise dediğim gibi hayrı, iyiliği kendine şiar edilmiş kişilerin işidir. Şunda yarışıyorlar. Temennimiz bu yarışın şehrimizin diğer bölgelerinde bir şekilde ulaşması. Maalesef oralarda böyle güzellikleri çok yaşayamıyoruz. Buradan da bu mesajımız ilgili yerlere ulaşsın istiyoruz. Erel de güzel eğitim yatırımları yapıyor. Hayırseverlik devrede. Alaplı'da da Erel ile yarışır bir pozisyon var. Bu konuda emeği geçen herkes her türlü teşekkür, her türlü takdiri hak ediyor. Kemalettin amcamız hikayeyi anlattı. Neredeyse bir asra yakın bir çabanın sonunda gurbetlerde kazanılan imkanlar
kendi doğduğu topraklara, vatan toprağına bu şekilde kalıcı bir eser olarak bırakılması her türlü takdirin üzerinde. Kendisine gerçekten bütün gönlümle teşekkür ediyorum. Sağlıklı uzun ömür diliyoruz. Artık bilmiyorum kendi evlatları kaç tane, bir tane görüyoruz. Ama burada 90 küsur evladınız var. Ve burası hep devam edecek. Hiç kesilmeyecek. Onların hayrı da size yeter tabir ediyorum. Diğer arkadaşımız da gerçekten toplumdaki diğer bir sorunun çözümü Metin Bey arkadaşımız ve bir arkadaş daha var herhalde kapısı olan. İsmail Bey. Evet. Onlara da ciddi teşekkür hak ediyorlar. İşi dışarıdan bakarak önemini kavramak, idrak etmek çok kolay değil. O engellilik durumu bir ailenin başına geldiğinde o aileye getirdiği yükleri ancak içeriden anlayabilirsiniz. Bu konuda o ailelerin yüklerini paylaşmaya dönük çeşitli çabalar sürdürülüyor. Kurumlar oluşturuluyor, öğretmenler çalışıyor. O çocuklarımızı da engellerine rağmen normal bir hayat yaşatmak için gerekli donanımlar kazandırılmaya çalışılıyor. Bu çerçevede Alaplı'da da böyle bir kurum. Neticede bir imece sonucu oluşmuş oldu. Hayırseverlerimiz oraya da katkı verdiler. Onlar da her türlü takdiri, teşekkür hak ediyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Evet, Alaplı'da bu iki güzel olayın açılışında bir aradayız. Teşekkür ediyoruz. Allah'ın niyetlerinizi, hayallerinizi bulabilirsin. Bu yatırımlar bu şehre, bu bölgeye, bu ilçemize hayır getirsin, başarı getirsin, güzel bir gelecek getirsin. Temennisiyle hepiniz saygılarımla, sevgilerimle selamlıyorum. Sağ olun, var olun.